Bir diğer sorumuz arkadaşlar şu diş macunu kare prizma sorusu. Şimdi kare, şey, kare prizma şeklindeki bir diş macunun kabı aşağıdaki şekilde gösteriliyor. Uzunlukları da santimetre cinsinden tam sayı oluyormuş. Çocuğun bir tanesi 3 tane ait uzunluğunu hesaplayıp 32 buluyor. Başka bir çocuk da farklı rastgele 3 tane ait toplayıp onun sonucunda 22 buluyor. Buna göre diyor kare prizma şeklindeki diş macunun kabının hacmi Kare prizmanın olduğu yerlerde hacim nasıl bulunuyordu arkadaşlar? V yazdıktan sonra bu tabanın olduğu yerlere mesela A, şuraların olduğu yerlere A, A, A derseniz uzunluğun yüksekliğin olduğu yerlere B dersek kare prizma tabanın alanı çarpı yükseklikti. E tabanın alanı olduğu yerler kaç olacak arkadaşlar? A kare çarpı B. Ben şimdi bu A kare çarpı B'de bir A'nın olduğu yerleri bir de B'nin olduğu yerleri bulabilmem lazım. A'nın olduğu yerlerde şimdi şu çocuğun olduğu yerden mesela ben bunları kafadan atabiliyorsunuz. Ee, karşılıklı olarak mesela iki tane yükseklik olsun. B artı, B artı. Hadi diyelim bir tane de tabanın olduğu yerden seçsin. A olsun. Farklı ye, şekilde de verseniz herhalde aynı sonuçlar çıkar. Bu benim dediğim, dediğim gibi tamamen tesadüfi yapılmış bir şey. Ee, mesela ben de diyorum ki bir tane yükseklik seçeyim, iki tane taban seçeyim. Buradan A yazdınız, A yazdınız. Bunların toplamında kaç buldunuz arkadaşlar? 22 buldunuz. Hepsini bir toplayın. 1, 2, 3, 3 tane B var. Artı 3 tane A var. Bunların hepsini toplamlarda kaç gelecek? 54 gelecek. Bunları 3 tane paranteze alırsanız A artı B eşittir. Kaç geldi arkadaşlar? 54'ü de 3'e bölerseniz 18 oluyor galiba. Şimdi yok etme metodu tarzında miyim de bunu daha da sonra yerlerini koyma metotlarını uygulayalım. Şu A artı B'nin olduğu yerde arkadaşlar A artı B gördüğüm yeri 18 yazarsam ben buradan B'yi bulurum. 32'nin olduğu yerden de 18'i çıkartırsak buradan B'yi kaç olarak buluyoruz? B eşittir. Buradan 4 geliyor sanırım. şimdi bunu da tekrardan getirip yerine koyduğunuz zaman B'nin olduğu yerler eğer 4 ise A da buradan kaç gelecek arkadaşlar? 14 geliyor i̇stediğim sayıları buldum o zaman. A'nın karesi diyordu. 14'ün karesi çarpı B. B'nin olduğu şey kaçtı arkadaşlar? 4'tü. 14'ün karesi çarpı 4. Sonu 4 olan bir şey. Sadece 224 var. Cevabı muhtemelen edin olacak bunu diyorsunuz. Ee, yine bir diğer sorumuz arkadaşlar. Analitik geometri sorusu. Bu tarzdan yani buna benzer sorulardan çözdük. Şimdi şuradaki üçgenin alanı sadece 9 birim kare olduğu veriliyor. D2 doğrusunun denkleme aşağıdakilerin hangisidir diye sormuş. şimdi iki tane nokta var farkındaysanız. Şu sıfıra sıfır yani orijin olduğu yerlerde sıfıra sıfır olduğuna göre iki nokta arasındaki doğru denklemini kullandığınız zaman işte 2'den sıfırı çıkartıyorsunuz. 2'nin karesi artı 2'nin karesinin olduğu yerlerden kök 4 kök 2 yani y'si de aynı oluyor. Farkındaysanız ikisi de aynı oluyor. Yani ben diyorum ki şu doğrunun olduğu şey y eşittir. x doğrusu mudur? Evet. Yani her aykarda koyduğunuz değer aynı değerleri verecek. Şimdi burası tam olarak 90 derecelik bir açıysa demek ki iç açı ortay vardır. Şuranın olduğu yerlerde 45 derecelik açı. Şuranın olduğu yerler 45 derecelik bir açı. Şurada karşılıklı yöndeş açılardan dolayı burası kaç derece gelecek arkadaşlar? 45 gelecek. Daha sonra ben diyorum ki şurada iç ters açılardan dolayı buranın olduğu yerler kaç gelecek? 90 derecelik bir açı olacak. Şuranın olduğu yerler kaç derecelik bir açı olacak? 45 derecelik bir açı olacak. Şimdi şurada 45 45 90 üçgeni varsa ben diyorum ki şuranın olduğu yerden itibaren bir ortadan bir dikme çekeyim. K noktasının yani apsis ve ordinatlarını bulabilmem gerekiyor. Bu üçüncü bölgede olduğu için arkadaşlar buranın olduğu yerler bir eksi A değerini diğerinin olduğu yerde de yine eksi A değerini alır. Hani A diyeyim buraya. Şuranın olduğu yer iki eşit parça bölündüğüne göre hani burada 90 derecelik bir açı var. Yani şuradaki dilimin olduğu yerler A'ya A olsun diyeyim. Şimdi bu sorudan alan bana verilmişti. Üçgen alanı. Üçgen alan nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi tabanın olduğu yere bakarsanız burada 2A olduğunu görüyorsunuz. Çarpı yükseklik. Yüksekliğin olduğu yerlerde kaç birim arkadaşlar? A birim bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? 9 oldu. İçler dışarı çarpımı yaptınız. 2 tane akar eşittir. 18'den 2'ye böldüğünüz 9. A eşittir. Buradan kaç oldu? 3 oldu. Hmm. Şimdi ben diyorum ki o zaman şu sıfır yani orijin noktasının olduğu yerden itibaren eksi x yönünde olduğuna göre burada iki tane a var. o zaman eksi altı birim mi bu tarafa gelecek? E buranın olduğu yerlerde de zaten d2 doğrusunun olduğu yerde de eksi a'yı eksi a'ydı. E ben bir tanesini buldum. O zaman bu d2'nin olduğu yerlerde yine eksi a mı olacak? Tamam. Şimdi bu soruların olduğu yere geldiğimiz zaman iki tane doğrusu, iki tane noktası bilinen doğru denklemlerini yazarken şöyle bir formül kullanıyorduk. Ee, eksi x bölü 6'yı kullanıyorsunuz. Alt, eksi 6 bu tarafta da eksisini mümkün olduğu kadar yukarı atın demiştim. Araya eksi tekrardan koyuyorsunuz. Y'nin olduğu yerin birimi kaç olacak arkadaşlar? Eksi y bölü 6. Bunların daima şeyleri kaç olacak? 1'e eşitlememiz gerekiyor. İçler dışarı çarpma yaptınız. Eksi x olduğu gibi yazdım. Eksi y olduğu gibi yazdım. Eşittir 6 dedim. Işıklara baktığınız zaman böyle bir şey yoksa demek ki mümkün olduğu kadar herhalde bu tarafa atmıştır diyorum. X 6'ya attığınız eşittir. X artı Y dediniz. Buradan da D2'nin ne yaptık arkadaşlar? Doğru eğimini bularaktan cevabı edin olarak işaret edin. Bir diğer sorunuz da sevgili arkadaşlar. Yarı çap yani içi çevirilen daire dilimlerinin alanlarını size sormuş. Yani şuradaki ortadaki ortanca dairenin yarı çapı. Şuradaki kırmızı olan daireyi bana sormuş sadece bir şey söylüyor diyor ki kırmızı renkli bölgenin alanıyla diyor mavi renkli bölgenin diyor alanları birbirine eşittir diyor. Ee, yarı olduğu ya? şu küçük olan yarı çapı 2. O zaman ben diyorum ki şuranın olduğu yerden mesela buraya x deseydim. Şuradan itibaren büyük olan yeri de y deseydim. Ee, hani mavi olan yerleri. Şimdi normalde kırmızının alanını yazarken şöyle bir şey yazıyoruz. Şuraya da mavi diyeyim. Bunların ikisinin alanları eşit ya. İlk önce normalde kırmızının alanı nasıl bulursunuz arkadaşlar? Şu tamamının olduğu yerden şuradaki küçük daire diliminin alanını çıkartırsanız bu kırmızının alanını bulmuş olursunuz. Mavi için de aynı şey geçerli. Şuradaki kırmızı ile şu küçük olan üç dairenin dilimini çıkartırsanız buradaki mavi olan alanı bulabilirsiniz. Kırmızının alanını bulurken nasıl yapıyoruz dedik? Dedik şimdi. büyük olan 3 dairenin çevresi nasıl bulunuyordu? alanı pi r kare diye bulunuyordu. Pi çarpı r'nin olduğu yerler x kare. Eksi olduğu gibi yazdınız. Küçük olan daire diliminin alanı pi çarpı 2'nin karesini yazdık. Mavi olan yere geldiğiniz zaman tamamının yarı çapı dediğine göre burası kaç olacak arkadaşlar? Pi çarpı 14'ün karesi eksi pi çarpı şuradaki kırmızı olan bölgenin alanı tamam kaçtı? X kareli olduğu yerlerde. Bu alanlar birbirinin eşit işte olduklarını göre ben ortak bir denklem yapacağım. Hepsinde pi'ler ortak görmüş olduğunuz gibi. Pi yazıyorum. X kare olduğu gibi yazdım. Ee, eksi 4 yazdım. Eşittir. Buradan yine pi parantezini aldık. 14'ün karesinden sanırım 196 geliyor. Eksi x kare olduğu gibi yazdık. Buradaki pi'ler birbirlerini götürdü. Ee, eksi x kare bu tarafa gider, giderken 2 x kare oldu. Eşittir'i koyduk. Eksi 4 de diğer tarafa gitti. Artı 4 oldu. 200 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldünüz. 100 oldu. x eşittir. Neyin karesi 100 oluyor arkadaşlar? 10'un. E ben de istediği şey zaten ortanca dilimin daire yarı çapı değil miydi? Yani buradaki x değil miydi? O zaman buradaki e, dairenin de yarı çapı ne olacak arkadaşlar? 10 birim olacak diyorsunuz.